Merhaba değerli arkadaşlarım, hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka ve ilginç ve Türkiye'de bulamacağınız bir konuyla karşınızdayım bu videoda. Vinesterol ve estanozolol farkları ne? Onun hakkında konuşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki, vinesterol ve estanozolol ikisi de aynı ilaç. Yani isimleri farklı. Vinesterol tabii ki liquid formu, suspension formu ve estanozolol, e, hap formu diyeceksiniz ki bunların farkı ne? Şimdi size onu anlatacağım. E, hatta hatırlıyorum bir tane hoca bizim videomuzda dalga geçmişti. Neden vinisor hakkında bu kadar e, anlatıyorsun? İşte söyle vinisor kullan. İşte öyle değil. E, onun şimdi sebebini söyleyeceğim size ve hatta bir arkadaşımız demişti ki eğer iğne ee, şeyiniz yoksa yani iğne kullanmak istiyorsanız hapa atın gitsin. Şimdi size anlatacağım ki suspension daha iyidir ve sebebini size söyleyeceğim. Yani hatta eğer iğne korkunuz varsa onu sineye çekip iğne kullanmanız e, hap formundan daha iyidir. Şimdi onun hakkında konuşacağız. E, ee, i̇lk başta şunu anlatayım size. E, ee, Vinesterol 17 alfa alkylated olarak geçiyor. Karaciğer üzerinde aşırı derecede etkisi var ve çok yoruyor. E, suspension formu da Liquid formu da aynı şekilde alkylated olarak var. Karaciğeri yorabilir. Yani bu bir gerçek. Siz yine olarak kullanıyorsunuz. Direkt kana karışıyor. ama karaciğeri de fazlasıyla yorabilir. Şimdi siz estazolol yani vinaseronun hap formunu kullandığınız zaman bu karaciğerin sindirim sistemiyle sizin karaciğerinize gidiyor ve orada yüzde %80 80'i metabolite oluyor ve iki tane estazolol e, metabolitine parçalanıyor yani iki tane farklı estazolol formuna giriyor. Bu iki tane metabolite olmuş formu çok fazla anabolik değil yani kas üzerinde çok fazla etkisi yok ve SHBG yapışma oranını, oranları aşırı derecede yüksek. O yüzden eğer bir kürde bir feda edip diğer istiridilerin etkisini yuka, yükseltmek istiyorsanız Vinesterol yani Estanazolol hap formu bunun için çok iyi bir şey. Ee, mesela e, oksandrolon ya da Masteron gibi. Söylemiştim bunu daha önce size. Bir istiroidi feda ediyoruz ki diğer istiroidlerin e, etkisi daha yükselsin. O yüzden hap formunu aldığınız zaman o karaciğer gidiyor. %80'i metabolit oluyor. Çok fazla anabolik değiller. E, androjenik e, yanları daha fazla. SHBG'ye çok fazla yapışma mailleri var. Onun için SHBG oranını çok fazla yorarlar. Ve tabii ki söylediğim gibi 17 alfa erkilete oldukları için karaciğerinize aşırı derecede yükleniyorlar. Daha önce de bunun yöntemini söylemiştim nasıl yapabilirsiniz. Daha görmeyen arkadaşlara söylüyorum. Dil altı şekilde kullanırsanız daha iyi olur. Karaciğeri ortadan çıkartmış olursunuz. Direkt kana girer. Ve diğer farkı ki bu söylediğim gibi suspension formunda. Siz bu direkt kana gittiği için artık metabolite olmuyor ve anabolik etkisi sizin vücudunuza kas yapım formu sizin için çok iyi olur. O yüzden istirahat kullanan bayanlar için ben normalde vinestrol iğne şeklini kullansınlar diyorum ki anabolik yanını görsünler, etkisini görsünler. Çünkü söylediğim gibi hap formu bunu size yaşatmaz. Yaşatsa da yüzde söylediğim gibi 20 oranında yaşatır size. Ve eğer onun etkisini görmek istiyorsanız çok fazla yüksek dozlarda kullanmanız gerekiyor suspansiyon formuna göre. İkinci farkları da şu. Ben size daha önce söylemiştim PCT dönemlerinde progesteron seviyesini düşürmek için e, vinesterol kullanıyoruz biz. E, onun için eğer bir e, yani progesteronik bir kürün içindeyseniz mesela ne gibi mesela e, nor 19 norlar gibi nandrolonlar gibi e, mesela trenbolon bunların içinde değil çok fazla progesteron seviyesini yükseltmiyor, diyor seviyesini yükseltiyor mesela nandrolon e, kürler e, kürlerde gibi e, progesteron e, yan etkisini düşürmek istiyorsanız vinesterol kullanabiliyoruz. E, o yüzden hap kullandığınız zaman yine e, bind olamadığı için projesteron e, reseptörlerine ve projesteronu o yüzden hap formunda siz bu projesteron e, düşme olayını çok fazla yaşamazsınız. Mecbur suspansiyonu kullanmanız e, gerekiyor. E, eğer o bakımdan da kullanmak istiyorsanız. E, o yüzden eee eğer e, projesör kürlerdeyseniz vinesterol e, suspansiyonu kullanmanız gerekiyor. Bu da bu e, estenazol ve vinesterol farkı aklınızda olsun. E, ve bu şekilde etkilenenden yararlanın. Bu konuyu e, sanırım hiçbir yerde göremezsiniz Türkiye'nin hiçbir yerinde. Bu da o hocaya, e, bu arkadaşımıza kapak olsun. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.